Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Dün Brawl Talk yayınlandı ama Brawl Talk'un içerisinde bizlerle paylaşmadıkları ya da belki fark etmediğiniz 15 tane inanılmaz detay ve gizemi bu videoda sizlerle paylaşacağım. Bu detay ve gizemleri dün Brawl Talk canlı yayınında benimle paylaşan arkadaşlarımıza, aynı zamanda Discord serverımızdan benimle paylaşan arkadaşlarımıza da buradan çok teşekkürler. Bu detay ve gizemlerin içerisinde yeni karakter Lola'nın gizli bir gücü, yeni güç ligi kostümü ve yine sürpriz bir karaktere gelen nerf ile ilgili bilgileri de bulabilirsiniz. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda aşağıdan mutlaka videoya bir tane de like atarsanız çok sevinirim. Şöyle rekor bir like bekliyorum sizden. Ve önümüzdeki dönemde de yine yeni güncelleme öncesi bomba videolarla karşınızda olacağım. O yüzden kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Hemen ilk detayımıza geçelim. Yeni gelecek karakter Lola bir film stüdyosunun içerisindeki film yıldızı. Ve bu Brawl Talk'un içerisinde birçok yerde filmlerle ilgili bazı yerlere göndermede bulunmuşlar. Bunlardan bir tanesi şu anda görmüş olduğunuz Brawl Talk'un 11 ile 13. saniye arasında görebileceğiniz Samara karakteri Halka filminden. Yine Brawl Talk'un tam 2. dakika 42. saniyesine baktığınız zaman da çok hızlı bir şekilde geçen Samara karakterini görebiliyoruz. Ve son olarak Samara karakterini bir de 3. dakika 56. saniyede görebiliyorsunuz ama bunlar çok hızlı bir şekilde ilerlediği için yakalaması zor. Ben sizin için yakaladım. Yine Brawl Talk'un ilk başındaki bu sahne The Godfather, yani Baba filminden bir kesiti canlandırıyor. 7. saniyede bu sahneyle de arkadaşlar Jaws filmine, bir köpek balığı filmine gönderme yapmışlar. Yine Squeakbuster Gale kostümü ile Ghostbusters, yani hayalet avcılarına bir göndermede bulunuyorlar. B-800 Bull kostümü ile de Terminator filmine göndermede bulunuyorlar. Ve son olarak da Stu'nun ekranda görmüş olduğunuz kostümü ile başsız süvari figürüne bir göndermede bulunuyorlar. Gelelim ikinci detayımıza. 45. saniyeye baktığınız zaman yeni karakter Lola'nın yansıması, aynadaki yansıması ile kendi görüntüsü arasında bir fark olduğunu görüyoruz ki bu çok ilginç bir durum. Ve dişlerinin de aynı kolet gibi sivri olduğunu görüyoruz. Yani Lola'nın da karanlık bir yüzü olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü detayımız, güç ligi kostümünü bizimle paylaşmadılar Brawl Talk'ta. Normalde söylerlerdi ama arkadaşlar birazdan göreceğiniz Director Buzz, işte bu kostüm güç ligi kostümü olarak oyuna gelecek. Lola'nın gizli gücünü de birazdan sizlerle paylaşacağım ama ondan önce tam 1. dakika 23. saniyesine baktığımız zaman Brawl Talk'un Lola'nın bir klonu var. Süper attığı zaman kendisinden bir tane daha ışınlıyor. Ve bu ışınlı olduğu klon kendisinin canının tam yarı canı kadar arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi kendi canı 5600 ama oradaki klonun canı tam yarısı, yani 2800. Ve zaman içerisinde de bu can azalmıyor. Aynı normal karaktere nasıl vuruyorsanız oradaki illüzyonuna da vurarak ancak patlatabiliyorsunuz. Ve bu da Lola'yı çok güçlü yapan özelliklerden bir tanesi. 5. detayımız Jesse'ye gelen remodel ile ilgili arkadaşlar. Bazı görsel güncellemeler yapılmış. Neler yapıldığını ben biraz toparlamaya çalıştım sizler için. Öncelikle saçlarının rengi biraz daha değişmiş gibi görünüyor. Yine elindeki silahı ve kemeri değişmiş gibi görünüyor. Dilini dışarıya doğru çıkarıyor. Şu anda zaten ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da daha önce yoktu. Oyun içerisinde de arkadaşlar saçlarının sallanışı, yani yürüyüşü ve ateş ettiği sırada böyle hafif sanki zıplıyor gibi bir animasyon eklenmiş. Geldik 6. maddemize. 1. dakika 54. saniyeye bakıyoruz şu anda ve Jesse'nin taretinin şu anda 4200 canı var. Ama burada gördüğünüz gibi arkadaşlar taretin canı 4500. Yine burada gördüğünüz gibi taretin hasarı 390 yukarıda görünüyor ama normalde şu anda bu taretin hasarı 364. Ve tam bu noktada yine durdurduğumuz zaman Jesse'nin hasarının 1749 olduğunu görüyoruz arkadaşlar ki şu anda Jesse'nin hasarı 1480. Yani Jesse'nin hasarına, taretine ve canına bir buff geliyor gibi görünüyor. Zaten yeni bir kostüm de geliyor. Yeni kostümle birlikte ve remodel'la birlikte Jesse'yi bayağı bir güçlendirecekler gibi görünüyor. 7. madde 2. dakika 07. saniyede arkadaşlar ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz bölümde hırsız kedi Jesse kostümünü ücretsiz bir şekilde alabileceğimiz söylendi. Bunun dışındaki ödüllerin içerisinde yine yıldız puanları var, rozetler var, altınlar var ve bu ödülleri kazanabilmek için de Brawl Stars şampiyonasını, finalleri izleyin diyorlar ve finallerin de 26 Kasım'da olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Burada izleyip oradaki oylamalara katılarak bu kostümü ücretsiz bir şekilde alabileceğiz. Bu arada yine Frank'in attığı bir tweet'teki
açıklamaya göre eğer bunu ücretsiz olarak alamazsak satın almak için markete 2022 yılında eklenecek. İkinci dakika 31. saniyeye geldik ve yeni Lola rozetlerini burada görebiliyoruz. Aynı zamanda bir tane de bal kabağı rozeti var ki gerçekten benim çok hoşuma gitti. Dokuzuncu detay, Cadılar Bayramı kostümlerinden Hayalet Suku 2 daha öncesinde bizimle yine bir görselin içerisinde paylaşmışlardı. Hatta ben bu bir Squeak kostümü olabilir çünkü çok benziyor Squeak'e şeklinde söylemiştim. Şu anda zaten şu tarafta bu görseli de görüyorsunuz. Geldik 10. detayımıza arkadaşlar. Morse gizli bir nerf geliyor. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz bölümde ruh toplayıcı yıldız gücü biliyorsunuz şu ana kadar 1800 iyileştiriyordu öldürdüğünüz her karakterde. Burada baktığımız zaman tam rakibini öldürdüğü sırada 1395 canının olduğunu görüyoruz ve 1395 candan sonra bakın canı kaça yükseliyor. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane orada 509 can gidiyor, yani karşı taraftan 509'luk bir hasar alıyor ve 2286'ya düşüyor. Yani eğer o 509'luk hasarı almamış olsa canı burada 2795'e çıkmış olacaktı. Ve bundan da 1395'i, yani ilk canını çıkarttığımız zaman ruh toplayıcı yıldız gücüyle artık 1800 yerine 1400 iyileştirdiğini görebiliyoruz. Geldik 11. detayımıza arkadaşlar. 45. saniyeye baktığınız zaman yeni karakter Lola'nın ayna karşısında güldüğünü ve bazı hareketler yaptığını görüyoruz. Ama yansıması çok farklı hareketler yapıyor. Ve bu görsel daha önce belki hatırlarsınız, şu anda ben zaten ekrana koyacağım o görseli de, Ayna Ayna Söyle Bana isminde bir tane görsel paylaşmışlardı. O görselde aslında bence buraya bir göndermede zaten bulunmuşlar ve bize bir gizem detay vermişler. Ve yine Svemkin, yani Bataklık Cin isminde bir kostüm geleceği söylendi. Bu kostümü bizimle yıllar önce bir animasyonun içerisinde paylaşmışlardı. Şimdi size onu göstereceğim. Tarih 19 Ekim 2019, yani bundan 2 yıl önce paylaşılan bir animasyonun içerisinde Frank bir tane iskelede oturuyor ve alt tarafta gördüğünüz gibi Swamp Jean, yani Bataklık Jean kostümünü orada net bir şekilde görebiliyoruz. Bu yeni bir karakter mi diye çok fazla teoriler, çok fazla videolar vesaireler yapılmıştı. Bunu bir kostüm olarak sonunda oyunun içerisinde görmek gerçekten sevindirici. Geldik 13. detayımıza arkadaşlar. Brawl Talk boyunca aslında karakterlerin alt tarafında gördüğünüz gibi böyle küçük bir nokta var. Yeşil bir nokta ve bu nokta muhtemelen aksesuarın kullanımını simgeliyor diye düşünüyorum. Hani nasıl yıldız gücünü alt tarafta görebiliyoruz karakterin altında ama aksesuarı göremiyorduk. Orada aksesuarımız olduğu zaman muhtemelen o yeşil bir şekilde yanacak. Aksesuar bittikten sonra da herhalde sönecek diye düşünüyorum. Yine yeni haritada baktığımız zaman birçok karakterin ve birçok kostümün de bazı görsellerini görüyoruz. Mesela şurada Director Buzz, yani yönetmen Buzz'ın kamerası, burada zaten Buzz yazıyor. Burada yine Kong kostümü için Muzlar, biliyorsunuz Kong King Kong'dan esinlenerek getirilmiş bir kostüm. Yani haritada da böyle yeni kostümlerle ilgili görselleri oyunun içerisine eklediklerini çok fazla hatırlamıyorum. O yüzden bu da çok dikkat çekici bir detay. Ve gelelim yeni karakter Lola'nın gizli gücüne arkadaşlar. Bunu muhtemelen fark etmemiş olabilirsiniz. Ben de çok ince, çok yavaş izleyip fark edebildim. Şimdi Lola normalde 392 hasar veriyor gördüğünüz gibi ama belirli yerlerde 509 hasar vermeye başlıyor. Bunun bir yıldız gücüyle ilgili olabileceğini söylemiştim. Ya da belki hani yakından vurduğu zaman daha fazla, uzaktan vurduğu zaman daha az vuruyor gibi bir durum olabilir. Çünkü bazen 392 vuruyor, bazen ise 509 vuruyor. Ve bunun nasıl olduğunu uzun uğraşlar sonucunda buldum. Lola'nın gizli gücü. Bu muhtemelen bir yıldız gücü özelliği olacak ama bakın şu anda 2 tane atışını yaptı ve 2 tane atışını yapana kadar 392 vurdu arkadaşlar. 2 atışı yaptıktan sonra, yani sadece 1 atışı kaldığında gördüğünüz gibi burası sarı oluyor. Ve sarı olduktan sonra vuruşu artıyor. Hemen bir bakalım isterseniz, gördüğünüz gibi o sarı vuruşla 509 vurdu son atışıyla. Hemen devam edelim, yine sarı ve yine 509 vurdu. Yani o son atışı, 3. atışı 509 vuruyor. Bu da demek oluyor ki Lola'nın son vuruşu muhtemelen dediğim gibi bir yıldız gücü özelliği olabilir. Diğer atışlarına göre daha fazla vuruyor. Şimdi çok basit bir matematik hesabı yapacağım arkadaşlar. İlk atışlarında bir mermisiyle 392 hasar veriyor ve her atışında 6 tane mermi atıyor. 6 ile 392'yi çarptığımız zaman 2352 hasar veriyor. Bütün hepsini tutturabilirsek. İlk 2 atışıyla bu hasarın aynısını veriyor. 2352 2 ile çarptığımız zaman ilk 2 atışında toplam verdiği hasar 4704. Son atışında ise artık mermi sarıya dönüyor ve her vuruşu 502 vuruyor ve yine 6 tane merminin 6'sını birden tutturabilirsek 3012 hasar veriyor. Ve 3012 4704'ü topladığımız zaman 3 atışıyla birlikte 7716 hasar veriyor Lola.
Bir de süperi ile klon çıkartıyor biliyorsunuz ve klon da yine aynı hasar veriyor. Yani bu hasarı 7716 hasarını 2 ile çarpabiliriz ve klonu ile birlikte vermiş olduğu hasar 3 atışta 15432. Bu gerçekten şimdiye kadar gelmiş geçmiş en yüksek hasar arkadaşlar. Bundan daha yükseğinin olması mümkün değil ve aynı zamanda o klon mekaniği ile birlikte ben daha önce farklı oyunlarda da oynadım. Gerçekten çok güzel bir mekanik, oyuna eklendiğinde çok hoşunuza gidecek. 15432 hasar demek süngerli bir Frank'i bile neredeyse 2 atışta rahatlıkla öldürebileceği anlamına geliyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir dostlar. Eğer beğendiyseniz ve bunun gibi daha fazla Brawl Stars videosu istiyorsanız aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı unutmayın. Bu videoya sizden rekor bir like bekliyorum. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu tür güncel Brawl Stars içeriklerini kaçırmamış olursunuz. Ve son olarak marketten kod bölümüne de Onur yazarak bana destek olabilirsiniz dostlar. Seviyorsunuz, kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.